Murat Çay Lojistik sabah resimlerini sunar. Günaydın canlarım, günaydın, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah, her şey yolundadır. Bugün de birlikteyiz çok şükür. Sallanmadan geldik, dikkat ediyor musunuz? Tam zamanında. Yani sabah resimleri, sabah resimleri olalı. Şakadanak yayına girdiği böyle tam zamanında. Ender, ama bu da sizin için. Yani hazırlığımız böyle tam olsun. Burada bütün ortak aklı kuralım, ortamıza koyalım. Yani onu yapıncaya kadar böyle geçiyor. Ama bugün böyle acayip gözlerim yaşardı ya. Ama yani yönetmenimizden kaynaklanıyor. Bir yönetmenimiz böyle ellerini beline koyup hadi bakalım, hadi bakalım demeye başlayınca iş böyle değişti. Yok öyle böyle yapmadı ya, böyle böyle yaptı. Aklıma eski iğneci amcalar geldi. Vabiyen de bugün de salı 80'ler var değil mi? Bugün de 80'ler var, evet. Efendim sabah şerifleriniz hayır olsun, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın ve aydınlık olsun. Karanlıklar sizden uzak olsun. Canım izleyicilerim, biz ve bütün Kanal 35 ve Sabah Resimleri ekibi olarak yönetmenimiz Muhteşem Görkem ve onun değerli ekibi Muhteşem Mertcan ve Muhteşem Nilgün Kraliçe. Burada da en muhteşem Halil, ortam muhteşemlikte Erdem garibim sabahtan böyle gelen fırçaladı giden fırçaladı çocukcağızı yani. Yarın ona sallama çay getireceğim gereken. Bir de ha, sallama mı dallama mı ne diyorlar ona ya, bir şey diyorlar öyle. Hani atıyorsun içinden çay çıkıyor. Ve tabii ki o tarafta hala şarkı söylemesini beklediğimiz susmuşumuz var. Sevgili Erhan var. Ve tabii ki ekran başında sizler. Zaten biz de sizler için buradayız. Burada 3-5 kişi bile olsa hani toplamda ne güzel bir sabah geçirelim. Bugün tansiyonumuzu çıkarmayalım. Böyle orta karar gitsin. Dün dedim ya hani yayından böyle apar topar Buca'ya gittim ya. Buca'da önce bu duvarları yıkılan stat meselesinin basın toplantısına katıldım. İzledim. Ercan Tatın'ın gözlerine baktım. Ondan sonra onlar stada yürüdüler. Susma sustukça sıra sana gelecek modunda. Ben yürümedim. Orada bir ara ortada kaldım. Sonra ne yapayım? Bir anda kendimi Kızılçullu Derneği'nde buldum. Sonra hoppa oradan uçurdular. Şirinyer istasyonuna gittim. Keşke gitmez olaydım. Yine İzmar'ın başına bela alacağım. Millet böyle bir komedi yok. Şimdi önümüzdeki günlerde fotoğraflatacağım ben orayı. Ya da kendim fotoğraflayacağım. Size göstereceğim. Böyle bir İzban yok. He? Vagonun kapısı mı? Evet. Yumruklasaydınız. Yani artık Türk iş oldu o vagonlar biliyor musun? Yumruklayınca tekmeleyince açılıyor belki. Ey Allah'ım ya. Yani dün bir arkadaş, öyle diyelim şimdi, bir büyüğümüz, arkadaşımız, amcamız dedi ki İzban Genel Müdürü sana çok kızıyor. Vallahi bir yapacak bir şey mi yok yani, yoksa parası alayım ben ona iki tane dondurma, otursun yesin yani. Ve bir şey değil, biz burada ha o yıkama yağlama servisi değiliz benzinliklerdeki. Atabildim mi? Biz benzinliklerdeki yıkama yağlama servisi değiliz. Yıkama yağlama servisi arka sokakta. Onda bir şeyleri yaşayarak böyle gündeme getirmeye çalışıyoruz ki hani devletli uğularımız, şevketli uğularımız eğilsinler, hayal etsinler. Dün mesela ya nasıl oldu da İzmir medyası bunu göremedi arkadaş ya. Göremedik, hep beraber göremedik ya. Dün var ya yani şaşkınlığa düştüm. Şaşkın oldum. Anlatacağım. Demiryolcu amcalarla yaptığımız sohbeti anlatacağım. Şirinyer istasyonunu anlatacağım. Kızılçullu Derneği'ni anlatacağım. Kızılçullu Derneği bir takvim basmış. O takvimi verdiler bana. Fakat o takvimi yırtacağım. Ya da yırtmayacağım. Şey edeceğim böyle fotoğrafları. O fotoğrafları burada size göstermeliyim. Arkadaş Buca neymiş ne olmuş? İzmir neymiş ne olmuş? Eski fotoğraflar. Göreceksiniz böyle. İçiniz gidecek. Ah ah diyeceksiniz. Hele Buca'da oturanlar bu resimleri
fark edip hakikaten düşünmeye başlasa ruh hastası olur ya. Ha bir ilçe, bir yerleşim merkezi ancak bu kadar çarçur edilir. Öyle. Yapacak bir şey de yok yani bundan sonra. Ne yapılacak yani? O şeyi gördüm. Şimdi tabii çocuklarımız bir kere kesinlikle bilmiyor. Hani Allah'tan İzmir Kız Lisesi, Atatürk Lisesi, Namık Kemal Lisesi falan. Yani o eski devlikleriyle hala gözümüzün önünde hepimiz görüyoruz. Ama Buca'da bir anıt bina var. Eski Kızılçullu Köy Enstitüsü. Daha önce Amerikan Koleji. Abi böyle güzel bir bina. Şimdi NATO'nun yaban ellerinde tarumar olmuş. NATO yapmışlar oraya ya. Bu Amerika'nın çevirdiği dolaptır ha. Amerikan Koleji binası ya orası. Amerikalılar burada NATO'ya girince biz yer aramışlar, yer aramışlar. Demişler. Önce bir güzel bize köy enstitülerini kapattırdılar. Ondan sonra da köy enstitüsünün binasını yaptılar şey. NATO binası. Neyse. Aslında o binayı nasıl bir dayanılmaz istek var içimde gezmek için böyle var ya. Hani o binayı bir ara Ercan Tatı toplamış milleti. Eski köy enstitülerini bulmuş. Götürmüş o binaya. O binaya izin almış falan. Ha, benim için de alsa böyle girsek görsek. Neyse. Efendim gazetelerimiz tamam. Haberlerimiz tamam. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda öyle başlayacağız haberlere. Bu haberi verelim biz ya. Ha, vereyim mi vermeyeyim mi? Şimdi barış süreci işte terör örgütünün ateşkes ilanı falan var ya. Ha, bilmiyorum yani birdenbire bu üst üste saldırılar, bombalamalar, Amerikan bir şeysini bombaladılar filan. AKP Genel Merkezi'ne laf silahı atmışlar, öyle diyorlar. Adalet Bakanlığı'na el bombası neyim atmışlar. Abi dört bir yanda şey var, operasyon. DHKP-C operasyonu. Ha bu örgütlerin isimlerini söylemek istemiyorum. Onun için buna bir isim bulmam lazım. Haberde geçiyorsa geçiyordur da. Şimdi bu haberi bir izleyelim. Dün Ankara'da enteresan ve yani şöyle söyleyeyim. Uzun bir süre tartışılacak bir operasyon yapıldı. Operasyonun kendisi değil tartışılacak olan. Usul, yöntem, yaklaşım. Bu ne yazık ki hatırlar mısınız? İlk Ergenekon safhalarında da yapılan kimi yanlışlar vardı. Yanlıştı onlar. Yani bu çağa yakışmayan yanlıştı. Ya sonuçta şeyde Endülüs'te Yahudi avına çıkmadınız ya. Yani buna bir usul bulma lazım aslında. Burada da aynı şey çıktı. Neyse bu İzmir'de de yapılmış. İzmir'de de yapılmış da İzmir'le ilgili bir bilgi herhalde yok. Arkadaşlar toparlayamadılar ama Ankara'daki operasyon hakikaten ilginçti. Biz diyelim mi? Hatırlayalım. Buyurun. Ankara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte filmleri aratmayan bir operasyona sahne oldu. Saatler 6'yı gösterdiğinde aralarında emniyetin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu terörle mücadele uzmanları helikopterle Ankara Sıhhiye'deki Atatürk Lisesi'nin bahçesine iniş yaptı. ...400 polisin görev aldığı dev operasyonun hedefinde Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne yapılan saldırının zanlıları vardı. 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda terörle mücadele ekipleri Liman İş ve Genel İş Sendikası'nda da arama başlattı. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri kişi ve parmak izi araması yaptı. Operasyona katılan polisler 1992-1999 yılları arasında Liman İş Sendikası Genel Başkanlığı'nı yapan ve Adalet Bakanlığı'na el bombası atılması olayının faili olan Hasan Biber'e ulaşmaya çalıştı. Biber'in yurt dışına kaçtığı düşünülürken operasyonlarda DHKPC'nin Ankara il sorumlusunun da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Sendika yetkilileri ise aranan şahısların sendika ile ilgilerinin olmadığını savundu. Bizim kurumsal işleyişimizle, Genel İş Sendikası'nın kurumsal varlığıyla aranan şahısların
herhangi bir ilişkisi, alakası yoktur. Biz bunu bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Üyelerimiz tedirginlik içerisindedir. Bu arama ve soruşturma yöntemi bir sendikanın örgütlenmesine vurulmuş bir darbedir. Kamuoyunun gözü önünde sendikamız sanki yasa dışı bir örgütlenme olayıymış gibi gösterilmiş ve mahkum edilmeye çalışılmıştır. Hayır, şaşırdım birden, bir öyle kalıverdim, gördünüz değil mi? Yani sendika başkanı mı sağ sola bomba atıyormuş? Ben anlamadım yani, bu dünden beri onu anlamadım. Ama bir de bir şey var. Hani mesela İstanbul'da değil mi, İstanbul polisi bilmem kaç tane çelik kapı varmış. Hani bir yere baskın yapmışlar değil mi? Öyle bir şey vardı. Pencerelere bir şey, yani hücre evi gibi bir şeyler vardı hani. Ha, burası öyle değil. Burası resmi, yasal bir sendika. Yani sabahın altında kapıların kırılarak içeri girilmesi, yani istihbaratın yok mu, o bombacı orada mıymış değil miymiş? Yani usul anlamında yeni tartışmalar. Ama şunu söyleyeyim size millet, ben kişisel olarak, bak kardeşiniz olarak bir şeyi paylaşalım sizinle şimdi. Bu tip olayların yeni bir cambaza bak harekatı olabileceğini düşünüyorum. Ya şu anda yani emniyet yapıyor, ya ne yapıyor? Bir yakalamaya çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Oraya bomba atanlar var, buraya lav silah atanlar var. Fakat usta, bizim büyük konumuz bu değil. Değil mi? Büyük konumuz bu değil. Bakın, durduk yerde bir şey yaşandı dün. Diyanet İşleri Başkanı İzmir'e geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti. Şimdi haberlerini vereceğim. Haberini vereceğim. Da bulmam lazım önce haberini. Bir dakika, hemen bulayım. Bir dakika, bir saniye. Ha, bu. Ve bu arada İzmir'e, uzun zamandır İzmir müftüsüzdü. Yok, vekaletti, mekaletti, incikti, cincikti. Bir müftü atandı. Ve Diyanet İşleri Başkanı bazı değerlendirmeler yaptı. Şimdi sabah bilgisayarı açtığımdan beri, hatta dünden beri çok enteresan, hem sizlerden gelen sorular var. Şimdi çocuklar söyledi, telefondan da. Şimdi sakince, her türlü ön yargıdan uzak olabilir. Olabilir. Saf bir şey. Çünkü benim de tuhafıma giden bir şey var. Onu sizle paylaşacağım. Ben okudum. Dinlemedim de okudum. Şimdi bu haberi, bu il müftüsü tayin edildi ve değerlendirmeler haberini bir izleyelim sizle. Tamam mı? İzledikten sonra bir konuşalım bakalım. Ne demeye çalışmış? Nedir şimdi? Durduk yerde bir şey daha çıktı. Onu bir konuşalım. Buyurun. İzmir İl Müftülüğü'ne atanan Profesör Doktor Ramazan Muslu göreve başladı. Muslu'nun göreve başlaması sebebiyle Balçova Kaya Termal Otel'de din görevlileri buluşma toplantısı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim dinletisiyle başlayan toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı. Görmez öncelikle il müftüsünü uzun bir zamandır atamadıkları için mahcup olduğunu söyledi. Hasbelkader Diyanet İşleri Başkanı olduktan bugüne kadar 2,5 yıl geçti. Bu 2,5 yıl içerisinde size 2 tane mahcubiyetim var. Bir tanesi, İzmir'e il müftüsü gönderme konusunda gecikmekten kaynaklanan mahcubiyet. Diyanet İşleri Başkanı İl Müftüsü olarak seçilen Ramazan Muslu'nun tesadüfen bu makama getirilmediğini belirterek İzmir'le ilgili tespitlerini açıkladı. İzmir'in farklı bir dindarlığı var. İzmir'in bu dindarlığının biraz irfan geleneğine ihtiyacı var. Öyle olduğu için de bu tesadüf değil, çok güzel bir tevafuk, bir tasavvuf profesörünün İrfan geleneğinden geçmiş ve onu hayatında özümsemiş bir arkadaşımızın İzmir'e müftü olarak atanması tesadüf değil. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve beraberindeki heyet daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretin ardından Vali Cahit Kıraç'ın makamına çıkıldı. Silahların susması bu ülkede herkesi çok mutlu eder. Ama mühim olan gönüllerdeki ateşi söndürmektir. Sadece dağlarda silahlardan çıkan ateşi söndürmek değil,
yüreklerde oluşmuş kin ve öfke ateşini söndürmektir asıl olan. Şimdi duruyorsunuz tabii. Bir şeye bakmak istiyorum da. Şimdi mesajlarınızı da okudum. Bir tepki var. Şimdi o toplantıda değildik. Uzun zamandır İzmir'e bir müftü atanmadı. Sonra tasavvuf ehli olan, öyle dediği için yani tanımıyorum, bir müftü atandı. Bu müftünün özellikle tasavvuf ehliğinde olanın atanması vurgusunun yapılmasında İzmir'in farklı bir dindarlığı var, İrfan eksikliği var gibi bir şeydi değil mi? İrfan ne demek? İlim değil, irfan. İrfan kültürün daha üst seviyesi. Yani acaba Diyanet İşleri Başkanımız İzmir dindar ama bilgisiz dindar mı demek istiyor? Şimdi durduk yerde al sana bir bomba. Ya Diyanet İşleri Başkanı müftüyü atadı, kucağına da bir bombayı bıraktı. Benim şuncacık yayında gelen mesajları görseniz, çünkü açılım yok. Açamadı. İzmir farklı bir dindar ama irfan eksiği var. Yani bilgisizce, öyle mi o? Kültürsüzce. Bunu, şimdi bir şey söyleyeyim. Ne din ne diyanet. Ne siyaset ne ideoloji. Ne insan, ne obje, ne bir şey. Başka yerleri bilmem. Ama İzmir'e, bakın şöyle bir olay var. Bunu her yerde deneyebilirsiniz. İzmir'de bir şeyi çok ön plana çıkarın ya da çok vurgulayın. Ya da hele hele örnek veriyorum. İzmir, İzmirli olmayan birisi. Mesela hatırlıyor musunuz Hüseyin Çelik şeyden havaalanından buraya geldiğinde aslında çok yanlış bizim hep beraber söylediğimiz sözleri söyledi. Yani İşte gece konduların düzelmesi gerektiği, yani İzmir'deki bir takım eksik. Yani bunu biz de mesela kahve sohbetlerinde konuşuyoruz değil mi? Ama birbirimize kızmıyoruz. Ama yabancı biri, yani İzmirli olmayan biri söylediğinde kıyameti koparıyoruz. Şimdi burada da aynı şey oluyor. Bence Diyanet İşleri Başkanı keşke din adamlarıyla kendi içinde toplantı yapsaydı. Keşke bu sözleri medya önünde söylemeseydi. Bu da Diyanet İşleri'nin İzmir'in özelliklerini bilmediğini gösteriyor. Öğrenmelerini diliyorum. Çünkü dayatmayla İzmir'de hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz. Ya İzmir'de Turgut Sunalp'ı dayattılar, Turgut Özal çıktı. CHP'yi dayattılar, Adnan Menderes çıktı. İzmir'de neyi dayatırsan tersi çıkar. Bunu artık herkesin bilmesi lazım. Herkesin bilmesi lazım. Yani gerek yok din konusunda bir takım böyle çünkü çok yanlış laflar da edildi İzmir'le alakalı. Şimdi geçtiğimiz günlerde bana bir mesaj geldi. Okumayacağım size bu mesajı. Adeta hani ben dinsizim. Ciddi söylüyorum. Ben kimsenin dini anlayışını eleştirme, sorgulama, analiz etme hakkı yoktur. Burası Vatikan değil. Diyanet İşleri Başkanı da bir memur. Diyanet İşleri Başkanı'yla Denizcilik İşleri Başkanı'nın arasında bir fark yoktur. İhtiyacımız olanı vermekle mükellef bir devlet memurudur. Halife değildir, Şeyhülislam değildir. Anlatabildim mi? Bu konuşmanın alenen yapılması ne yazık ki doğru olmadı. Onu söyleyeyim. Kimse kimsenin namazına, niyazına, orucuna, çünkü neden? Neden? Çünkü bunun hesabını sen vermeyeceksin. Hesabını ben vereceğim. Benim itikadım, benim inancım mahşerde
Yanarım da yanmam da. Sen bilemezsin onu. Kimsenin kimseye itham, ima bile olsa, değil mi? Hakkı yok yani. Yani senin dini itikadında şu yanlış. Neye göre? Şu doğru. Neye göre? Ben sana bu hakkı veriyor muyum? Ben açık söyleyeyim. Ben ne? Şimdi bir haber daha var. Bakın bu haberle de Diyanet İşleri Başkanı'nın anlatmaya çalıştığı belki de acayip zıtlaşıyor. Acayip zıtlaşıyor. Şimdi o haberi de izleyelim mi? Yani haberleri birlikte değerlendirelim isterseniz. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız gibi geliyor bana. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı İzmir'e geldi. Bu konuşmaları yaptı. Fakat Diyanet Vakıf Hizmetleri çalışanlarının Diyanet İşleri Başkanı'ndan bir isteği varmış. Neymiş? Camilerin gün boyu açık kalması ve din görevlilerinin bütün gün camide kalmasını öngören genelgeye itiraz etmiş imamlar. Bu iş memur zihniyetiyle yapılmaz demiş. Şimdi bakın, birbiri içinde çelişen, caminin, İslamiyet'te caminin anlamıyla taban tabana zıt, Diyanet İşleri Başkanı'nın müftü atamasındaki gerekçeyi adeta gölgeleyen bir istek bu. Karalayan bir istek bu. Haberi bir izleyelim, tekrar konuşalım. Camilerin gün boyu açık kalması, din görevlilerinin de ibadethanelerde bulunmasını öngören genelge imamlardan veto yedi. İbadet maksadıyla gelenlerin camiden ibadetlerini rahat rahat yaparak ayrılmaları için yapılmış bir genelge. Fakat şimdi 60 binin üzerinde cami var Türkiye'de. Hepsi merkezi değil. Genelgenin bizi en çok eleştirdiğimiz noktası şu. Diyor ki imamlar ve tüm görevliler, cami görevlileri öğlen namazından bir saat önce cami açacak, yatsı namazından sonra kapatacak, cami açık kalacak ve camide açık muhakkak hazır bulunacaklar diyor. Bu mesaiyi vücutlarının kaldırmayacağını söyleyen Bağımsız Diyanet Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ömer Lapçın, memur zihniyetiyle imamlık yapılamayacağını savundu. Bu mesaiyi hem vücut kaldırmaz hem de imamlık, din görevliliği gönül işiydi. Yani biz burada 24 saat hizmet ediyorduk. 24 saat hizmeti 10 saate indirgediğiniz zaman bu sefer mesai gideceğiz. Memur zihniyetiyle din görevliliği olmaz. Yani masa başında oturan 8 saat çalışan memur gibi gel. Otur, git, böyle bir din görevliliği olmaz. Buna karşıyız. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e dosya sunan ve genelgenin iptalini isteyen din görevlileri yargıya başvuracak. Şimdi tabii ben dedim ya, Diyanet İşleri Başkanı da bir memurdur sonuçta. Devlet memurudur dedim. Ama buradan başka bir tartışma acaba yapılabilir mi? Yani din adamları aslında devlet memuru olmak zorunda mı? Yani bir yerlerde kısa devre var. Ciddi söylüyorum. Bir yerlerde kısa devre var. Çünkü şu açıdan ben kişisel anlamda kendi kişisel düşüncemi söyleyeyim. Cami imamlarının zor durumda olmalarını istemem. Üç kuruşa muhtaç olmalarını istemem. İmamlık dışında pazarlarda çorap satmalarını istemem. Çünkü imam dediğimiz insan sadece günde 5 defa İnsanlara namaz önderliği yapan insan olmamalı. Çünkü İslam'ın karşılığı sadece namaz kılmak değil. Değil mi? Orada bir güzel ahlak var. Yardımlaşma var, paylaşma var. Namazla, niyazla, ibadetle birleşmiş böyle. Değil mi? Dev bir şey var. Ama o var mı? Camilerde o var mı? Kaç tane camide imamla halk arasında ciddi bir ilişki var? Abi ben soruyorum, bana deyin ki Hasan Tahsin bak gel bizim mahallenin imamını gör, bu hoca efendi iyimize kötümüze koşuyor misal. Ama eskiden böyleymiş. Tabii eskiden başka şartlar varmış. Eskiden devlet anlayışı yokmuş şeylerde. Hani 8, şimdi imamlara 8 saat mesai konamaz herhalde. Sabah namazı saat 5-6 aralığında. Yatsı namazı şu anda kaç? 8-9 aralığında. Yani 5 de kaç? 15 saati. Yok.
16 saati bulan bir mesai yoktur yani. Ha, değil mi? Tabii. Yazları, Ramazanları filan daha da uzar bu. Böyle bir mesai, mesela resmi mesai anlayışı olamaz. Acaba şöyle mi? Acaba camilerde görevli eksiği mi var? Bu da bir sorudur. Peki camilerde genelgeyi iptal edildiğini varsay, camide gün boyu imamın bulunmadığını varsay. Örnek veriyorum. Peki ne olacak? Yani camiyi mi kilitleyecek? Yok. Camiyi açık bırakarak bir yere mi gidecek? Nereye gidecek? Ne yapacak? Pazara çorap satmaya mı gidecek? Ne yapacak? Görüyor musunuz? Aslında öyle bir olay var ki nereyi kaldırırsanız kaldırın sorun var. Bu konuda çok soru var. Ama bir şey var. Hani mübarek olsun, hayırlı olsun. Diyanet İşleri Başkanımız 200 senede bir İzmir'e gelir. Yani 200-250 senede bir İzmir'e gelir. İzmir'e yani Mehmet Görmez bundan önce kaç defa İzmir'e geldi bilmiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandığı günden beri İzmir'e kaç defa geldi bilmiyorum. İzmir'le ilgili bilgi aldığı kaynaklar nedir bilmiyorum. İzmir'le ilgili kendisine ne verildi bilmiyorum. İzmir'de dinden korkmak gibi bir şey var mı bilmiyorum. Ama İzmir'in dindarlığını biraz böyle küçümseyerek o eksik onu koymak için bu müftüyü atadık derseniz o müftünün işini zorlaştırırsınız. İzmir'de zorlaştırırsınız. Bakın iddiaya giriyorum sizinle. Bundan sonra biz bir hafta boyunca bu konuyu pek çok köşede tartışacağız. Belki doğru bir şeyi yanlış yöntemle yaptı Diyanet İşleri Başkanı. Çünkü dün ben dışarıdaydım ilk tepki geldiğinde anlayamadım da acaba nedir bu şey diye. Bak. Dedim yani sabahtan geliyor. Bu konuyu biz Sayın İl Müftüsü ile de tanışmadık. Tanımıyorum kendisini ama bir davet edelim. Bir ağırlayalım. Gelsin mesela buraya bir hafta bir gün. Bu işin aslını aslarını anlatsın bize. Neyi eksik görmüş? Nedir yani? Eksik olan nedir? Bak diyor ki bir kardeşim. Abicim biraz önceki İmam Efendi o en sonki haberi söylüyor. Memur zihniyetiyle günde 8 saat camide bulunacağım. Biz buna karşıyız diyor. Memur zihniyetine karşı olunuyor da. Peki şu an part-time zihniyeti geçerli değil mi bu mantıkla demiş. Dedim yani kafaları karıştırdı. Yani o kişi de kafa, Diyanet İşleri bir şeysi. O da karıştırdı. Allah artık bilmiyorum ne olacak ne bitecek. Neyse bir küçük ara vereceğiz sonra devam edeceğiz. Murat Çay Lojistiği'nin sunduğu sabah resimleri reklamlardan sonra devam edecek. Murat Çay Lojistiği'nin sunduğu sabah resimleri devam ediyor. Efendim bir tane mesaj geldi bir hanım kardeşten. Diyor ki hayırlı günler diliyorum. Karabağlar Belediyesi Aşık Veysel Parkı'nda 11 tane ağacı kesti. Kanalınıza bildirdim demiş. Başka bir televizyon bu ağaç kesen başkanın sürekli reklamını yapıyor. Ağaç candır, cana kıyılması beni çok ama çok üzdü demiş. Valla ağaç kesen babam olsa affetmem. Niye kesti, neden kesti? 11 tane birden ağaç kesilir mi? Karabağlar Belediyesi beni şaşırtmaya devam ediyor. Yani bir şey diyecek halim yok yani. Yani bu konuda bir şey diyecek halim yok. En azından bizi duyan varsa Karabağlar Belediyesi çevresinde bu Aşık Veysel alanı neresidir? Efendim parkı neresidir? Orada 11 tane ağacı neden kesti? 11 tane ağaç mı kesti? Bunun cevabını bildirirse biz de
paylaşırız burada. Vatandaşımıza da şey yaparız, bilgi veririz. İşte benim ne yazık ki işte öyle bakın bir mail geldi. Evet, insanların dindarlığını ya da dine bakışlarını sorgulama da olayı doğru değil. İnanın şu anda Kuşadası'ndan bir mail geldi. Yani diyor ki iktidarın bir oyunundan başka bir şey değil bu. Başbakan gavur demişti İzmir için. İzmir Müslüman değil, sadece AK Partililer Müslüm, biz gayrimüslimiz. Seçimlerde bakın bu çok doğru değil. Yani benim Müslümanlığımı sorgulamak ne başbakanın haddine düşer, ne Diyanet İşleri Başkanı'nın haddine düşer, ne muhalefetin haddine düşer. Benden ziyade kimsenin haddine düşmez. Ne zaman olur biliyor musun? Ver kardeş. Ne zaman olur? Ben sıkışırım. Bizim Halil Hoca gibi birine derim ki ya hocam ben bu konuda böyle böyle düşünüyorum. Sen ne dersin? Halil Hoca'nın farkı burada işte. Halil Hoca'yı biz buraya aldığımız zaman sağcı solcu hiç önemli değil. AK Partili CHP'li herkes izliyor. Herkes sempatiyle bakıyor hocaya. Halil Hoca gibi hocaların artması gerekiyor. Anlatabildim mi? Böyle oturacaksın sırmalı kaftanın içinde. Gideceksin bir kente. Buranın bunların dindarlığının irfanı eksik. Yapma hocam. Senin de İzmir ilmin eksik. Derler adama yani. Bak iş ne noktaya geldi. Başbakan yıllar önce harbiden gavur dedi mi demedi mi bunu bilmiyoruz. Bir kaydı yok, bu kuydu yok. Bir şey. YouTube'da yayınlanmadı, internette çıkmadı. Yani o yok. Ama buna inandık hepimiz. Çünkü ardından gelen bir takım açıklamalar var. Yani ben ciddi anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İzmir konusundaki sinirlendiği, kızdığı, sevdiği, hoşlandığı, yaptığı, ettiği şeyleri merak ediyorum. Yani İzmir nasıl bir kent ya? Ben bir İzmirli olarak bunu soruyorum. Başka yerden de gelmedim buraya. Büyük dedem, büyük ninem şeyden gelmiş. Girit'ten gelmiş. Ha kökenlerinde Maraş'ta var, Niğde'de var. Aksaray'da var. Bor var, Armutlu. Ha, Kuzey Afrika'da var benim soyumda. Benim kanımda. Ama yani ya İzmir'le bu kadar oynanmaz. Ben size şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Muhterem yeni il müftümüze cevap hakkı yaratayım. Hocamız gelsin buraya, başımızın üstünde yeri var. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı'nın yani onun amirinin yaptığı açıklamaya da Kuşadası'ndan gelen maile de cevap versin. Tweet'ten gelenlere de cevap versin. Şeylere de cevap versin. Buyurun ortalık karıştı. Hadi buyurun. Başka derdimiz yok. Oysa ben size keşke Diyanet İşleri Başkanımızla biz de konuşabilseydik de şu haberi sorabilseydik. Bakın bir haber var elimde. Gelin bunlarla uğraşalım. Banka kredilerin çeşitlenmesi ve alma koşullarının kolaylaşmasıyla paraya sıkışan vatandaş bankaların kapısını çalar oldu. Ancak alınan krediler Türkiye nüfusunun yarısından fazlasını borçlu yaptı. Kullandığı krediyi ödeyemeyenlerin sayısı ise azımsanmayacak kadar çok. Bu haberi izledikten sonra hem İzmir İl Müftüsü'ne tasavvuf ehli madem hem ona hem de Diyanet İşleri Başkanı'na bir soru soracağım. Hocam gelin bana bu konuyu ilim ve irfan açısından açıklayın bakalım. İzmir ile İstanbul arasında ne fark var? Buyurun. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 2012 yılında takibe düşen kredi verilerini açıkladı. 2012 yılında 7.8 milyar lira konut, 21.8 milyar lira ihtiyaç kredisi takibe düştü. Yani tüketici bankadan krediyi çekti ancak ödeyemedi. Sömürü başka bir şey değil yani. Mecbur kaldığımızdan dolayı çekiyoruz. Bütçemizi aşan şekilde çekiyoruz mecburen çünkü ihtiyaçlardan dolayı. Ya, sıkıntı yaşasını kalıyoruz zaman zaman. Bankaların tehdidi altında da bulunuyoruz yani. Geçen yıl ihtiyaç kredisi kullanan ancak bankaya borcunu yatıramayan kişi sayısı 5 milyonu buldu. İhtiyaç kredisi. Ne kadarlık bir kredi kullandınız? 5 bin TL.
Öderken zorluk yaşadınız mı? Tabii yaşıyorum, devamlı yaşıyorum. Devamlı yaşıyorum ya. Bu şimdi bugün dahi bir bankaya daha kredi çekmek için başvuruda bulundum. O krediyi ödemek için ama ödeyemiyorum yine. Vatandaş bankadan aldığı krediyi başka bir bankadan çektiği krediyle ödemeye çalışıyor. Yani borcu borçla kapatıyor. İnsanlar ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları gerekir. Aksi halde üzüntü ve sıkıntı yaşanıyor. Bunu yaşamamak adına hesaplı hareket etmek lazım. Dolayısıyla bir bankaya borcunuz varsa onu bitirmeden bir başka bankadan borçla borç ödenmemesi lazım. Konuşmak kolay ancak borçları kapatmak zor. Tüketicinin karına bir şey yapmazlar ki yani. Bankalar olsun yani büyük bu fabrikalar olsun efendim. Yani otomobil satış yerleri olsun. Tüketicinin karına bir şey yapmazlar yani. Hep onlara bir şey sömürmeye bakarlar yani. Biz de ne yapalım? Mecbur onlara bütçemiz yetmediği için onlara ayak uyduruyoruz yani. Tablo ortada. Belli bir bütçeyle geçinen kesim bankalardan kredi kullanmak istediğinde iki kere düşünüyor. Bankalarla hiç çalışmadım. Kredi kartı bile kullanmıyorum. Kredi de almıyorum. Çünkü çok insanın zarar gördüğünü biliyorum bu yüzden. Çekeceğiz, ödeyemeyeceğiz diye korkuyoruz. Mesela ben araba alacağım, çekeceğim, ödeyemeyeceğim diye korkuyorum. Faizler mi yüksek geliyor? Faizler hem de aşırı yüksek geliyor ya. 7 bin lira, 2 bin lira faiz bile geliyor ama. Çok faiz geliyor. O yüzden çekmeyi düşünmüyorum yani. Hiç kredi çekmek istemeyenlerin bir başka savunması ise bankalara olan inancın kaybolması. Vallahi şöyle, bankalar mutlaka kredi verdiğine göre öncelikle tabii yaşamaları için kar edecekler. Dolayısıyla onların kar etmesi benim zarar etmem demek. O bakımdan. Sömürü, tabii hepsi yüksek. Yani hem faiz yüksek hem de bankalara pek güvenimiz kalmadı artık. Değil mi? Dosya masraflarının yüksek olması da tüketiciyi etkileyen nedenler arasında. Uygun kredi olsa belki ileride kullanabilirim. Uygun şartlarda dosya masrafı falan filan bir yıl. Zaten çok masraf alıyor bankalar. Tabii düşürürse iyi olur yani bizim açımızdan çok çok iyi olur. Yani, şimdi hem bir dosya masrafının kalkmasını da istiyoruz yani. Yani en azından vatandaş bir nebze rahatlar. Yani Allah razı olsun Diyanet İşleri Başkanı'ndan İzmir'e geldiler şeref. Ben burada işi gücü bıraktım. Cevap yazıyorum yani. Yani ya hiç işi yok. Bak gelen mesajları bir görseniz diyor ki bir hanımefendi. Hocama soruyorum madem bu kadar irfansızlık neden şimdiye kadar gelip öğretmemişlerdi? Hadi buyurun. Hadi buyurun konuşalım. Başka bir vatandaş diyor ki laik ülkede devletin dini olmaz. İmam, müezzin ve benzeri kişiler 657'den çıkarılıp maaşları kesilmeli, vakıflar eliyle memnun edilmeli. Alın bu da bir düşünce, bu da tartışılabilir. Başka bir vatandaş maaşını devletten alıyorsa zaten devlet memurudur. Başka bir vatandaş, günaydın Diyanet İşleri Başkanı'nın, başkanı İzmir'in dindarlığı biraz farklı, irfan geleneği olan tasavvuf profu müftü atadık demiş, ya sabır ya sabır. Yani ben var ya, şu haberi izlediniz mi? Haberi izlediniz değil mi? Eskiden tasavvuf ehliler yaşadıkları yerde varda yokta kendilerini belli ederlermiş. Yani İslamiyet'i sadece, bakın sadece Ramazan'dan Ramazan'a, Cuma'dan Cuma'ya yaşayanlar için de günde 5 zaman dilimini ayırarak yaşamak toplumu kurtarmıyor. Neden? Şu bankaların şeytanlığına bir diyeceği olan var mı? Namaz kılanı da bu bankalara kurban oluyor. Namaz kılmayanı da. Peki fuhuş? Fuhuş yaşının düşmesi? He? Cinsel özgürlük anlamında her türlü ahlaksızlığın bir şekilde teşviki. Hadi nerede bu İslamiyet'in büyük, o kucaklayıcı, böyle içine alıcı şey kim? İmamlar mı yapacak bunu? Yapmayın. Ben camiden çocuk kovalayan imam biliyorum ya. Gürültü ediyorlar diye. Hazreti Peygamber'in bile böyle bir olayda tepki göstermediği, çocuklar gürültü ediyor diye harturt etmediği bir dinin devamında
Abi imam camiden çocukları kovalıyor, gürültü ediyorlar diye. Ha o çocuğu ondan sonra sen bir daha camiye sok bakalım, sokabilirsen. Ya da hoca efendi çıkıyor. Allah'ım Allah'ım, sanki gitmiş 15 gün kalmış geri dönmüş. Bir cehennem anlatıyor. Bir dönüyorum arkama. 4 tane çocuk nasıl korkmuşlar. Ama hoca var ya itinayla anlatıyor. Sanki stajını cehennemde yaptı. Ha böyle de yaklaşırsan o çocuk o cumadan sonra bir daha ne cuma ne perşembe ne çarşamba gelmez. İmamlar önce gülmeyi bilecek. Gülebilecekleri sosyal ortam verilecek. Türkiye'nin sorunu ya da İzmir'in sorunu ilimsizlik, irfansızlıksa bunun temelinde şeytanlık yatıyor. Anlatabildim mi? Yani Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesini iyi kullanacak. Aptal yerine koymayacak. Cuma günü eğer insanlardan damı aktaracağım diye para topluyorsa bir sonraki cuma en azından dam iskelesini kuracak. Boya badana istiyorsa hiç olmazsa bir cuma sonra iki tane boya fırçası, iki tane boya şeyi caminin kapısının önünde olacak. Veriyoruz. Helali hoş olsun. Hiç bunun sorgulamasını yapmam. Camiler hepimizin çünkü. Ama bunun içine yani kusura bakmasın, şuraya bakar mısınız Allah aşkına ya? Yani Diyanet İşleri Başkanı geldi abicim, bombayı bıraktı gitti. Al gel bu şeyi ahlaksızlığı konuşalım. Mesela boşanmalar niye arttı? Bunu konuşalım. Bir yerlerde bir kısa devre var, bir eksiklik var. Belki Diyanet İşleri Başkanı'nın haklı olduğu nokta oydu. Ama keşke şey önünde olmasaydı. Bu doğru değil. Şeyin işi çok zor. Ha şu da olabilir. Yani bu da bir tercihtir. Bakın yeni Diyanet İşleri Başkanı. Ben bugün kendisi hakkında araştırma yapacağım. Yarın size paylaşırım onu. Ya kimmiş bu profesör? Neredeymiş? Özgeçmişini falan bulacağım. Yarın size anlatırım bunu. Ha İzmir'i mesela şurasını bırak buraya bak. Hani bir bütün olarak görmez de. Bu da ayrımcılıktır aslında ama. Mesela koruya bakarsınız, bakar mısınız? Protokol camiye eksiği. Bu dinen mi? Siyaseten mi? Protokol camii ne demek Allah aşkına, bana bir söyleyin. Ne demek protokol camii? Şov yapma, her cami yeter. Cenazenin şovu olmaz çünkü. Ama bizim memlekette hatırlıların cenazeleri dahi şova dönüyor. Yıkanırken de şova dönüyor, kefenlenirken de şova dönüyor, kabre indirilirken de şova dönüyor. Yapmayın bunu, hiç kimse inkar etmesin. Bir garibanın cenazesiyle bir hatırlının cenazesi aynı şekilde gitmiyor. Aa bilemeyiz tabii. Gittikten sonra ne oluyor? Hatırlı birden sonra bire hatırsız mı oluyor? Hatırsız gariban birden bire hatırlı mı oluyor? Orasını Allah bilir. Gel bunları konuşalım. Gel insanlara bunları anlat hocam. Boş versen cami içini, git kahveye. Git insanların kahvesini iç. Seni herkes tanısın. Mahallede eskiden imam, öğretmen, polis, komiser. Bir de muhtar tabii ki. Bak her mahallede muhtar, öğretmen, imam,